Yanımızda Komodo'dan Erdem Eriş var. Erdem Bey, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, merhabalar. Ben Komodo EMEA bölgesi satıştan sorumlu başkan yardımcısı Erdem Eriş. Fintech ekosistemini aslında bir araya getiren bu fintech organizasyonu, fintech one-on-one eğitimlerinin siber güvenlik tarafındaki eğitmeniydim. Bugün de kapanış kokteylinde tüm ekiple yine bir araya geldik. Çok keyifli bir akşam geçirdik. Fintech ekosistemini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Fintech ekosistemi aslında genel olarak teknolojinin diğer sektörlerinden çok farklı değil. Hep bir büyüme, hızlı büyüme ama bir doğuş süreci içerisinde. Çok hızlı bir büyüme eğrisi yakalayan sektörlerden bir tanesi olarak görüyoruz. Dünyada da aslında çok biliyorsunuz eskiye dayanan bir sektör değil. Ama Türkiye biraz daha geriden, İngiltere ile Amerika'ya kıyasladığınız zaman, Singapur'la kıyasladığınız zaman biraz daha geriden geliyor. Ama hızla farkı kapatan, çok iyi iş fikirlerinin olduğu, çok zeki insanların olduğu, çok parlak fikirlerin konuşulduğu bir ekosistem. Bu tarz organizasyonlarla tabii bu insanları bir araya getirmesi çok değerli. Finans sektörü dediğimiz zaman, finans teknolojileri dediğimiz zaman tabii ki güvenlik bu işin en önemli parçalarından bir tanesi. Kesinlikle olmazsa olmazlarından. Komodo olarak bu noktada sizin ne gibi çözümleriniz ya da hizmetleriniz var? Ahmet Bey, doğru söylüyorsunuz. Hatta bizim yaptığımız eğitimde de önemli maddeler vardı. Yani fintech endüstrisi nelere dikkat etmeli? Burada zimmete para geçirmekten sonra ikinci en büyük açığın olduğu ve finansal kurumlara zarar uğratan konu siber güvenlik. Siber güvenlik özellikle fintech gibi yeni oluşan bir ekosistemin yeni kendi kurallarını oluşturan bir oluşumun çok önem vermesi gereken bir alan. Bunu işlerin aslında özüne koyması gerekiyor firmaların. Yani daha sonra düşünmesi gereken bir şey değil. Daha kodlama safhasında, proje safhasında siber güvenliğin her alanında düşünülmesi gerektiğini biz hep söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Komodo'nun da çok geniş bir ürün gamı var. Siber güvenlik dünyası geçen yıl 3 temel şeye ayrıldı, gruba ayrıldı. Bunlar uç nokta koruması, endpoint security, sınır koruması, boundary ve network koruması, iç ağ koruması olarak 3'e ayrıldı. Komodo her 3 alanda da ürün ve hizmetleri olan bir firma. Özellikle Türkiye'de çok büyük yerleşik güce sahip bir firma. 220 kişilik bir ekibimiz var Türkiye'de. 3 lokasyonda ve 200'ü de ARGE mühendisi olmak üzere. Çok kuvvetli bir şeyi var, yapılanması var. Aslında bu tarz ekosistemler ve buradaki startuplar içinde bulunmaz bir kaynağa sahip. Çünkü siber güvenlikte artık şöyle bir şey yok. Bir ürün, bir kutu mantığından iş çıkmış durumda. Tabii ki temel çözümleriniz ve yaklaşımlarınız, teknolojileriniz var. Ama bunu mutlaka kurumların üzerine oturur hale getirmeniz gerekiyor. Biz startuplarla burada beraber çalışıp belli ürün ve teknolojilerimizi onların üzerine oturur hale getirmek ve bazı çözümlerimizi onların sistemlerine entegre etmek gibi şansa sahibiz. Burada da bahsettiğimiz bir ürünümüz var. Çok kısaca ondan bahsedeyim işin mantığını anlamanız açısından. Artık siber güvenlikte %100 korunma tek bir çözümle ürünle sağlama dönemi bitti. Gerçekten hiçbir zaman olmadı ama şu anda bu çok daha açık bir şekilde meydana çıktı. Sizin geliştirdiğiniz teknolojilerin sizin kontrolünüz dışındaki uç noktalarda ve yerlerde bile güvenle çalışmasını sağlamanız gerekiyor. Neyi kastediyorum? Siz bir application yazdınız ama bu application'ı kurduğunuz uç noktalar aslında infekte olmuş olabilir. Ama sizin yazdığınız uygulamayı korumak gibi bir göreviniz ve dürtünüz var. Kendi zararınızı minimize etmek için. Komodo'nun tam da bunun için geliştirici çözümler var mesela. Bunlar çok gerçekten enteresan ve eşi olmayan çözümler. Çünkü dünyanın en büyük finansal kurumlarıyla beraber geliştirmiş olan çözümlerimiz var. Bir uç nokta infekte olmuş olsa bile siz kendi uygulamalarınızı, portallerinizi ve klasörlerinizi koruyabiliyorsunuz. SecureBox diye bir çözümden bahsediyorum. Bu tarz yenilikçi çözümleri kullanması lazım fintech oyuncularının ki bu güvenlik kaygılarını minimuma indirgesinler ve işlerine odaklansınlar. Yani bunu söylemek önemli. Çünkü siber güvenlik bir derya, bir deniz. Her firmanın biz siber güvenliğin içerisine girip orada kaybolmasını arzu etmeyiz. Tam tersine bizim gibi firmalarla eğer ilk baştan yola çıkarlar, birlikte iş geliştirirlerse çok daha sağlıklı ve hızlı bir büyüme yakalayacaklarını söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Çok sağ olun.